Kanal D Haber'e İstiklal Caddesi'ndeki o hain saldırıyla ilgili gelişmelerle başlayalım hemen. Bombacıya ait yeni görüntüler çıktı bugün ortaya. Suriyeli teröristin Taksim'e gelmesi, İstiklal Caddesi'ne bombayı koyup patlatması ve kaçmasına ait yeni detaylardı. Kaçarken elinden bırakmadığı gülün sırrı da çözüldü. Şimdi gelin hem o yeni görüntülere hem de soruşturmada son duruma birlikte bakalım. Başında sadece gözlerini açıkta bırakan örtüsü, üzerinde deri ceketi, kamuflaj pantolonu, sırtında bombanın olduğu çanta, elinde bir poşet. İstiklal bombacısı böyle geldi, elinde güllerle böyle kaçtı. Bunlar teröristin yeni görüntüleri. Bu çizgiyi kimse geçmesin, tamam mı? Şehir kameraları Taksim'e gelişini, eylem noktasına yürümesini, bombayı bırakıp kaçmasını, yani her adımını saniye saniye kaydetti. Pazar günü suçu ortağı terörist Bilal Hasan'la birlikte korsan taksiyle geldi Ahlam Albaşır. O beyaz korsan aracın direksiyonunda örgüt elemanı Yasir vardı. Suriyeli bombacı Ahlam Albaşır'ı Bilal ismindeki terörist ve yine örgüt üyesi olan Yasir Taksim'e bıraktı. Saat 15.17'yi gösteriyordu. Kadın bombacı Taksim'deki ilk kameranın açısına girdi. Sonra da sırtındaki bombayla katliam yapacağı yere doğru adım adım yürümeye başladı. Meydandaki tramvay rayları üzerinden İstiklal Caddesi'ne yöneldi. Kadın bombacı saat 15.29'da, yani Taksim'de indikten 12 dakika sonra İstiklal Caddesi'nde tam da bu noktadaydı. Mağazaların vitrinlerine bakarak yürümeye devam etti ve artık bombayı koyacağı o banka sadece 100 metre uzaklıktaydı. Suç ortağı terörist Bilal Hasan'la daha önce Taksim'e 3 kez gelip keşif yapmışlardı. Planladıkları gibi beton saksının kenarındaki banka oturdu. Bu sırada yanına çiçekçi geldi. Bombacı kaçarken elinde olan gülleri de ondan satın aldı ve 41 dakika boyunca da o bankta kaldı. Onu oturduğu noktayı gören bir kamera daha vardı. Caddedeki kalabalığı çeken turist onu da kaydetti. Saldırgan sırt çantasını bıraktı, ayağa kalktı ve sakince Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Çünkü hiç şüphe çekmemesi gerekiyordu. Burada patlama sesini duyunca artık koşmaya başladı. Kaçarken elindeki gülleri bırakmadı, ardına bile bakmadan kalabalığı yarıp geçti. Bombacı Ahlam Albaşır patlamadan 3 dakika sonra saat 16.17'de artık burada Taksim Meydanı'ndaydı. Hain saldırıyı gerçekleştirmişti ve bundan sonra ulaşmak istediği yer Esenler'deki o tekstil atölyesiydi. Terörist Bilal Hasan'ı aradı fakat başının çaresine bak cevabını aldı. O da Taksim Meydan'dan taksi çevirdi, tek başına Esenler'e gitti. Buraya geldi, kapıyı tıklatırken sesini falan duydum. O sırada terörist Bilal Hasan, örgüt üyesi insan kaçakçısı Ammar Carkas'la birlikte Edirne'ye doğru yola çıktı. 4 aydır çalıştığı tekstil atölyesine ulaşan kadın bombacı da Ammar'ın kardeşi Ahmet Carkas'la buluştu. Carkas onu annesine ait Küçükçekmece'deki şok evine götürdü. Saldırganı evine almamış. Burada yakalandı. Polis Ahlam Albaşır'ın izini 1200 kamerayı izleyip buldu. Saat 2.50'de özel operasyon timleri o şok evine girdi. O an uyuyan terörist baskınla uyandı. Kurtulmak için balkona yöneldi ama özel tim kaçmasını engelledi. Bombacı kendini yerde buldu. Polis bombacıyla birlikte ona yardım yataklık eden 50 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında terörist Bilal Hasan'ı Edirne'ye kaçıran Ammar Carkas, kadın bombacıyı hücre evine yerleştiren Ahmet Carkas ve korsan taksiyle teröristleri Taksim'e taşıyan Yasir adlı örgüt üyeleri de var. Soruşturmayı yürüten savcılar hala emniyette. Hain saldırının her detayının aydınlatılabilmesi, patlamanın ardında başka isimler olup olmadığının belirlenebilmesi için özenle sorular hazırlandı. Hem savcılar hem sorgu alanında uzman polisler bombacı ve diğer şüphelileri sorguluyor. Polis bir yandan sorguya, diğer yandan da operasyonlarına devam ediyor. Çünkü terörle istihbarat polisleri bombacı kadını Afrin'den bu yana eşlik eden, kocası rolüne bürünen ve patlayıcıyı temin edip eylemi de planlayan Bilal Hasan'ı yurt dışına kaçamadan yakalamaya çalışıyor.